kadın milli takımlarımızın başında erkek antrenörler vardı. Evet. Ama çok yaşlıları nedense getiriyorlar. Futbolcularımla çektiğim en büyük sıkıntı, futbolu teorisiz oynuyorlar. Ve bana niye öyle bir yol gösterdi ki imkansız bir yoldu o. Futbolun kuralları vardır. Ucum ve savunmada 5 kuralla oynanır. Bu kuralların hepsini yerine getirmeniz mümkün olur. Oyuncular böyle durağan işi sevmiyorlar. Hı hı. Genelde atacağın topu işte o bir dinamizmle oynamak istiyorlar. İyiyim Yılmaz abicim. Islandıktan sonra kendine geldin mi? Evet, uykum açıldı. Bir daha öyle boyundan büyük işlere girme. Yine yapacağım. Yine çünkü eyvah kurtulacak artık. Yenene kadar yapacağım. Ne? Kesin yenilirim bir gün. Antrenör olmak istiyorum Yılmaz abi. Bayan antrenör yok. Şimdi tabii bayan futbol da var. Ve buradan ben Futbol Federasyonu'na rica ediyorum. Kadın futbolunu önemseyin. Çünkü bu ülkenin yarısı kadın. Dolayısıyla biz kadınları her konuda erkeklerle eşittir diyorsak bu oyun yalnız erkeklere ait bir oyun değil. Gerçekten bak ya. Niye onları çok ciddiye almazlar bilemiyorum. Ya muhtemelen gene, hani futbol erkekle daha çok eşleştiriliyor ya Yılmaz ya abi. Değil, ondan tabii, başlangıç olabilir. English Game diye bir dizi var. Hı hı. Orada futbolun doğuşunu anlatıyor. İşte İngiliz burjuvazisi ile fabrikatörlerin bir takımı var. Hep böyle zenginlerin takımı o. Bir de işçiler bir takım kuruyor. Derken onun yarışını gösteriyor. Futbol nasıl doğmuş, nasıl bir sosyal etkinlik, nasıl nereden kaynaklanıyor gibi. Çok güzel bir diziydi o. Tavsiye ederim İngiliz Game'i izleyin. Yani orada başka bir perspektiften futbolu anlatıyor. Hatırlamaya çalış, Fenerbahçe'nin cezalı olduğu maçta tamamen bayanlar geldi. Ben gittim. Gittin mi? Yani bir de dediler ki bayanların olduğu yerde küfür olmaz. Erkekten çok kıyameti kopardılar. Kadın futbol takımında antrenör olmak ister miydin? Tabii ki olmak isterim ya. Nasıl bayan takımlarında erkek antrenörler var, basketbol, voleybol takımlarında veya tam tersi bayan takımında olmak yani isterim, niye olmasın ya. Keşke öyle bir takım olsa da üst seviyede onlarla Avrupalarda yarışılabilse. Mesela bizim kadın milli takımlarımızın başında erkek antrenörler vardı. Evet. Bizim sevgili Fethi Demircan hocamız ama çok yaşlıları nedense getiriyorlar. Takipçilerim sana bunu soruyorlar. Yorumlarda çok okudum. Hı. Antrenör olmak istiyorlar. Ne yapmaları gerekiyor? Yani Yılmaz abileri, Yılmaz hocaları onlara ne tavsiye ediyor? Beni de gençler arıyor, mesajlar atıyorlar. Hocam ne dersin, nasıl olur falan diye. Bir kere benim amatör de olsa futbolun içinden gelmeniz lazım. Değil mi? Alt. Amatör de olsa. Çünkü ya bir işin içinden gelmiş olmakla gelmemiş dışarıdan olmak arasında çok büyük. Fark var, bak orada bir kulübe var. Aha. Şimdi oynamazsanız burada ne oluyor bilemezsiniz. Burası çok önemli, çok zor bir yerdir orası. Orada oynamayan oyuncu var, orada psikoloji var. Orada cesaret kayboluyor, orada her şey var. Bir de onun arkasında soyunma odası var. Soyunma odasında olan biten. Bir de sezon başları var. Şimdi yaşıyoruz biz mesela. Bu koronadan dolayı çok uzun zamandan beri. Mesela 1,5 ay evlerinde çalıştı oyuncular. Hı hı. Oradan buradan ben merkez burası program yolladım hep. Hı hı. Sonra gelindi buraya. 28 Nisan'dan beri burada 5. haftayı bitirdik. 7 haftayı geride bırakacağız. Ve 7 hafta bir hazırlık dönemi var. Burada oyuncuya nasıl yüklenirsiniz, ne yapacaksınız? Yani inanılmaz bir uzmanlık isteyen konu. Çünkü insanın tırnağının ucundan saçının teline kadar geliştirmek bilim istiyor. Öyle ezbere olacak iş değil. İşin içinden gelmişlik insana çok şey kazandırır, zaman kazandırır. Biraz daha hata oranını aza düşürür. Çünkü tekmenin şiddetini bilirsiniz, ne kadar acıdığını bilirsiniz. Rakip final maçında kaybeden takımın hocası olmak, kazanan takımın hocası olmak çok farklı duygular. Bunları yaşamamışsınız daha önce. Kulübe psikolojisi çok önemli. Hakeme karşı tavır. Yani bunlar önceden yaşanmışlıkla alınacak tedbirler var. Türkiye'den Köln Spor Akademisi'ne gittiğimde orada sevgili Feyza Aydın vardı. Bir de Yılmaz Jötek abimiz, rahmetli oldu. Onlar Fenerbahçe'de hocalık yaptı mesela. Feyza abi de Türkiye Antrenör Derneği Başkanlığı yaptı, eski oyuncu. Ben Spor Akademisi'ne geldim. Yılmaz abiyle karşılaştım. Onun kafeteryasında. Dedim bak Türkiye benziyor, yanına gittim abi dedim, ben böyle Yılmaz adım. Aa ben de Yılmaz dedi.
Hayırdır dedi. Dedim abi geldik burada antrenör olmak istiyoruz, okul makul falan. İşte bizim de ruhumuz eski profesyonel oyuncuyuz, spor akademisi bitirdik, burada kursları kıp. Dedi evlat olmaz dedi, hiç burada durma git dedi. Çünkü 10 sene lazım sana dedi. Şimdi ben öyle bir kararlılıkla çıkmışım ki ola. Ya kaç sene olduğunu sormuyorum sana. Bana sadece bir yol bana gösterdi aynen, yani, değil mi? Tamam mı? Ve bana niye öyle bir yol gösterdi ki imkansız bir yoldu o. Yani çünkü ben dedim tamam abi teşekkür ederim. Ben mesela okulu bitirdim, o bitirememiştir rahmetli. Ha, böcek ısırdı. Açık havadayız evet. Yani. Böcek beni ısırmıyor, bak seni ısırdı. O da biliyor. Bu akıllı böcekler var bizim burada, dikkat et. Yani ondan ne kadar sonra güzel bak Yılmaz abi, imkansız bir yol gösteriyor, pes etmiyorsun. Tabii bugün pes etmiyor. Türkiye'nin en önemli teknik direktörlerinden Allah birisi. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Yani burada söyleyeceğimiz umudunuzu kaybetmeyin. Şunu demek istiyorum ya, Yılmaz abi kendi yaşadıkları onu öyle konuşturuyor. Aha. Herkesin boş bir şey değil. Yaşam şansı, kaderi, kısmeti, geleceği, yani kadere inanıyorsak başka bir şey o. Dolayısıyla senin için çok zor olan başkası için çok kolay olabiliyor. Hı hı. Yani ben herkese bir tavsiyede bulunurken sorduklarında sakın ola ki benim yaşadığım zorlukları siz yaşayacaksınız diye bir zorunluluk yok. Mesela ben genelde hep biyografiler okurum. Hı hı. Başarmış insanlar nasıl başarmışlar, nerelerden çıkmışlar, nerelerden gelmişler. Hepsinin yaşadığı zorluklar var ama sonuç Yılmaz olarak abinin de kitabını okuyabilirsiniz. Orada da kendiyle, hayatıyla, futbolla çok değil mi? Önemli anıları, orada benim tecrübeleri kitabım biliyorsunuz İnadım İnat İnkılap Yayın Evi. inkılap.com'dan sipariş verebilirsiniz. Amazon.com'da da var artık. Öyle mi? Aa, dünyaya açıldı. Çünkü orada dilekçimin bana sorduğu her şeyi cevabı bir kitaplaştırmış şekilde anlattım. Hayallerinizin gerçekleşebilir olmasına çalışın. Çünkü bazı öyle ütopik şeyler var ki mümkün değil yani. O tür şeyler değil. Yani gerçekleşmesi mümkün olan hayalleri eğer çok inatçılıkla sonuna kadar götürmeye çalışırsanız bir gün ne olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Olur. Bir kere en önemli şey bir kendinizle barışık olacaksınız. Komplekslerinizi yeneceksiniz. Aşağılık, büyüklük öyle bir şey. Çok nötr bir insan olacaksınız. Ego olmaması gerekiyor değil mi? Sabır en üst seviyede olacak. İnatçılık, çalışma, çalışma, çalışma. Bakın Almanların bir lafı var, çok seviyorum ben onu. Çalışma insanı usta yapar derler. Yani yeteneğe pek inanan bir ülke değildir. Ve bu hale çalışarak gelmiş bir ülkedir. Günü 3'e bölmüşler 8'er saat. Arı gibi çalışıyorlar. Futbolcularımla çektiğim en büyük sıkıntı futbolu teorisiz oynuyorlar. Hı hı. Teorisiz pratik mi olur? Siz burada 28 tane insanı bir insan gibi düşündürüp bir insan gibi bu sahada koşturamazsanız mümkün değil başarılı olma. Takım olamazsınız. Düşünseniz 11 farklı karakter. İnsanlar sahada, futbol topu bir obje, bu top ayaklarına geldiğinde kendi karakterleri dışa vuruyor. O cesareti veya pısırıklığı veya atılganlığı veya tersi, hepsi açığa çıkıyor. İşte Türkiye'de bakın takımlar geride kaldı mı davranamıyorlar, hı hı. Moralleri düşüyor. Ama Almanya'da bakın 90 küsur dakika oynuyor herif geride, yine yenmek hala, için sanki maç geride değilmiş gibi pes etmiyor. Evet. Ya bu bir karakter yarışması, koskoca bir saha. Burası kaç santim biliyor musun? Şurası boydan boya 105 metre, enine de 68 metre. Evet, evet. 68 metre, 105, 68 ne yapar biliyor musunuz? 7149 metrekare yapar. Ve bu metrekare içinde 10 kişisiniz, 10'a bölün, adam başına 714 metrekare bir alanın içinde o alana giren top ve oyuncudan sorumlu hale geliyorsunuz. Bak ben buraları çizdim böyle. Hı hı. Bunu hiçbir sahada göremezsin bunları. Oyuncuların oyuncağı alanları burada belirliyorsun. Bakın burada 17 metre, 17 metre, 4 tane 17 metre, hı-hı, 68 metreyi 4'e böldük. Ve bizim işte sağ bek, stoperlerimiz ve diğer sol bekimiz oynayacaklığı alanı biliyorlar. Hı-hı. Ve biz rakibi nerede karşılayacağımızla ilgili, çünkü bakın burası kaleden buraya kadar 26 metredir. Siz bu sahayı ne kadar daraltırsanız ve savunacağınız alan ne kadar dar olursa futbolun kuralları vardır. Ucum ve savunmada 5 kuralla oynanır. Bu kuralların hepsini yerine getirmeniz mümkün olur. Uzaklaştıkça tek başına kalırsınız. Yakınlaştıkça o yakınlaşmada yardımlaşma, topu kaptırdığınızda topun önünde arkasında olma daha mümkün. Yani maalesef bu taktik çalışmalar ülkemize çok yoğun bir şekilde yapılmıyor. Çünkü oyuncu tepkisi de burada söz konusu. Oyuncular böyle durağan işi sevmiyorlar. Hı hı. Genelde atacağın topu işte o dinamizmle oynamak istiyorlar. Öyle olmaz tabii. Profesyonellik bu değil. Bu bir oyun değil. Bu bir stratejik bir mücadele.
Mesela taktiği biz tarif ederken şöyle deriz. Rakibin zayıf ve güçlü yanlarını, kendi zayıf ve güçlü yanlarını ön planda tutarak kazanma amacına erişme planıdır bu. Yani dolayısıyla iki tane kale var. Birinin içine girmeyecek, diğerine sokacaksınız. Yani sistemler, misemler bu işin içinde karşınızda 10 tane bir delikanlı var. Sizde de o kadar. Onları aşıp buraya bu girecek. Bence yine İstersen, çok güzel bilgiler aldık. Yani biraz daha detaylı konuşulabilir ama seyircilerimizi fazla sıkmayalım istersen. Aynen, yine çekeriz. Ama bir gün, sorularınız varsa. Bir gün olursa yine böyle futbolla ilgili sohbetler de özel olarak yaparız. O zaman daha çok onları bilgilendiririz. Tamam. Umarım sorularınızın cevabını almışsınızdır. Çok güzel bilgilerle Yılmaz abi yine bize burada çok güzel bir şekilde anlattı. Sevgiler. Hoppa.